Şimdi Güver'in güney taraflarındayız. Bu ekstrem bir çıkış. Yani orman bu yolu kapattığından dolayı araçlar zaten çalışmıyor. Dolayısıyla da gün geçtikçe çok kötü hale geliyor. Şu anda 10 motor yaklaştık buraya. Hazırlanıyoruz. Önden tabii koboy olarak kontrol etmem gerekiyor. Zaten bir heyelan olmuş, kaya falan düşmüş. Spesiyelciler bir iz açmışlar. Yani spesiyelcilerin gidip geldiği izler belli. Aslında iyi gibi spesiyelcilerin orada iz açmış olmaları, ama sonra yürümeye başlayınca onlar iyice böyle bir yeri bir tırmalamışlar. Öyle olunca da yer bir oynamış. Bu ikinci, üçüncü motordan sonra iyice sorun olmaya başladı. Şimdi ben alt 90'la gidiyorum. Alt 90 olunca da zaten çok böyle yardır yardır gazlamanın da bir anlamı yok. İşte yeri görüyorsunuz yani sonuçta. Alt 90 kendini bir şekilde neredeyse rölanti hızında kaba tabirle alıp gidiyor. Eğim fazla, yer çok çarşak. Bu videoya müzik falan atmadım zaten. Çok böyle sesi, volümü yükseltirseniz de şey var. Bir şekilde motorun sesini duyuyorsunuz. Dolayısıyla buralarda bakın dikkat ederseniz çok yardır yardır kıçını başını oynatmadan fıtı fıtı neredeyse rölanti devrinin tabii ki üzerinde çıkıyor. Alt 90 böyle bir makine. Şimdi bundan sonra zaten bitti. Bitti, aslında bitti. Şurada böyle otların arasında falan yine bir saçma sapan bir yer var. Bu 150 metrede veya 100-150 metrede 2 saat uğraşıverdik. Yani o makineyi de böyle in çıkar in çıkar in çıkar yapınca zaten sonlara doğru da güç bırakıverdim artık. Biraz da şekerim düşmüş galiba. Onun için güzeldi, keyifliydi. Çok fazla uğraşmıyoruz buraya. Yani yılda bir kere falan anca gidiyoruz. Sonuçta irili ufaklı 10 makine girdik buraya. Durum böyle. Burada da geldi, çektim. İşte ondan sonra da zaten canlı yayın falan açtım. Sonra buradan aşağı motoru bıraktım, yürüdüm. İşte sırayla bir motor bir motor. Gençler daha enerjikler. Artık gençlerin sırtına sardık. Yapacak bir şey yok. Yani bu böyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.